yanınızda olmanız bizim için çok büyük bir sevinç kaynağı. Mutluluk ve olumluluk. Arkadaşımız için de almış olmalısınız. Sizin yanınız bambaşka. Kimseniz. Mutlu Çakı'nın ötesinde zaten pardon, Halit de Avşar'ı tanıtmıştık. Ali Hocam, Van 100. yıl üniversitesinde. Burada bırakayım sözü size. Ben yardımcı doçent doktor Ali Düzgün. Van 100. Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Resim İş Eğitim Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Ancak bu öğretim üyeliği ve kısıtlı değil sizin tabi becerileriniz, bilgileriniz ayrıca da bizim, ben resimden çok anlamadığım için takdim etmeye yetkim var mıdır bilemiyorum ama naçizane bir vatandaş olarak çok üst düzey bir ressam, sanatçı olduğunuzu biliyoruz. Hakkınızda da çok övgü dolu, çok kayda değer şeyler duyduk ve okuduk, izledik. Onun için biraz da bütün itirazını bir kenara bırakarak o yönlerinizden de özellikle bahsederseniz, tabii ki eğitimcilik ve üniversite adına yaptığınız şeyler sınırsız, çok yönlü. Şimdi bir kere Van'da sanat eğitimcisi olarak bulunmak benim için çok mutluluk verici bir şey. Van'ı kendim istedim. Benim uzun yıllar sanat geçmişim Ankara'da geçti. Van'da sanat yapmanın daha keyifli, daha güzel bir şey olduğunu da gördüm. Van'da yaptığım resimler her zaman benim için övünç kaynağı olmuştur. Özellikle Van'da yaptım. Özellikle. Ben bir süre Ankara'ya gittim. 6 yıl kadar kaldım. O 6 yıl içerisinde yine Van'la ilgili resimler yaptım. Özür dilerim hocam. O 6 yıl Gazi Üniversitesi'ndeki evet, Gazi Üniversitesi'nde görev yaparken fakat Ankara çevresinde hayret ediyorlardı. Ali Bey diyorlardı, siz Van'dan ayrıldınız, Ankara'ya geldiniz. Halen Van'la ilgili resimler yapıyorsunuz. Van'ı herkese tavsiye ederim. Van'ı görmeyenler, Van'ı yanlış anlar, Van'ı yanlış tanıtırlar. Oysa Van, Türkiye'nin gerçekten en güzel şehirlerinden, en güzel yerlerinden birisidir. Turizm açısından da çok beğeniyorum. Kültür açısından çok beğeniyorum. Van Gölü bir kere bu çevre için büyük bir nimettir. Son derece büyük. Böyle bir güzel memlekette resim yapmak benim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Hatta sanat tarihinde epresyonistleri buraya benzetirim. Eğer epresyonistler 1800 sonlarında Van'da olmuş olsalardı epresyonizm kesinlikle burada tanıtılır ve yayılırdı. Çünkü burada o kadar güzel bir atmosfer, o kadar güzel bir hava var ki her dakika, her saniye havanın değiştiğini görmekteyiz. Bununla beraber Van Gölü'nün sürekli renk değiştirdiğini görmekteyiz. Hele bir gün batımı var. Gün batımıyla birlikte çevrede o kadar güzel bulutlar, o kadar güzel manzaralar oluşuyor ki burada bulut da yani epresyonist anlayışta, yani izlenimci anlayışta resim yapmamak mümkün değildir. Bu konuda Avşar kardeşimizi kutluyorum. Avşar kardeşimiz burada kaldığı süreler içerisinde Van'ı çok iyi keşfetmiş. Ben de bu katkılarından dolayı öncelikle ressam arkadaşımız Avşar Bey'i son derece takdir ediyorum ve beğeniyorum. Kendime burada birçok eserler yapmakla da elbette ki mutluluk duyuyoruz. Hocam tabii sizin ressamlıklarınız ayrı bir inceleme dalı olması lazım. Yerine indikçe hep böyle tas tutarmaz bir ve ayrımlar da böyle bir yer açılıyor. Nasıl diyeceğim?
bilgisayarda dosyaya giriyor, oradan yükletiliyor, başka bir yerde çalıyor, oradan başka bir yerden aynı şekilde. Onun ötesinde sizin kalemde üreticilik yanınızın, üreticilik yanınızın ötesinde bir eğitimcilik yanınız var ve üniversiteye büyük katkılarınız var diyebiliriz. Hayaller aldı. Bu konuda güzel biraz aydınlatma. Memnuniyetle. Sene 1993 Van'da resim iş eğitimi bölümü açılmasına karar veriliyor. O yıllarda ben Gazi Üniversitesi'ndeyim ve burada ilk sınavın resim bölümüne öğrenci alınması konusunda ilk sınavın yapılmasına karar veriliyor ve biz çağrıldık. O dönemlerde şu anda yanımda Mehmet Göktepe öğrencimiz, ilk öğrencilerimizden. Ve bu da o dönemlerde çok başarılı bir sınav verdiği de hatırlıyorum. O dönemlerde hocalar yoktu. Üniversite yönetimi bizlere bir istekte bulundular. Burada bu aldığımız öğrencilerimizin hocaları yok. Gelmek ister misiniz? Benim Ankara'ya gidip düşünmem ancak bir ay buldu. Bir ay sonrasında, yani 1994 yılında gelip burada... O senelerde de Van'a terörle biraz fazla sıcak ilişkilerin kurulduğu, Van'da can emniyetinin falan çok rahat olmadığı dönemler... Zaten insanların gelmediği... Evet, o dönemlerde, yani böyle sıkıntılı olduğu dönemlerde, mühim olan sıkıntılı dönemlerde görev yapabilmektir. Rahat ortamlarda herkes görev yapar. Biz bu gençlere faydalı olmak için, onları yetiştirmek için elbette ki Ankara'daki sanat eğitimimizi veya eğiticilerimizi orada bırakıp Van'a gelmeye karar verdi. Geldiğimizde Mehmet Göktepe gibi o kadar pırıl pırıl gençler vardı ki iyi ki de gelmişim buraya dedim ve ondan sonra 2002 yılına kadar bölüm başkanlığı, yakın yardımcılığı bir takım görevlerde bulunarak öğrencilerimize hem onları yetiştirmek hem de çevreye sanat eğitimi vermek için gayretlerimiz oldu. İyi ki de gelmişsiniz. Tabii sizlerin sayesinde pek çok öğrencimiz artık devletin üyesi olarak karşısında devletin olarak yer alıyorlar. Evet bugün... Çok öğrencilerimiz artık aslınıza sığınır tabiri için öğrenciden sonra destektaşlığa durumda yanınızda yer alıyorlar herhalde. Bir sanat eğitimcisi olarak bundan çok büyük bir gurur duymaktayım. Yetiştirdiğim bir öğrencimin yanında bir sanat eğitimcisi olması en çok beni sevindirir. Mehmet Göktepe şimdi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde araştırma görevlisi ve doktoraya başlamak için gayretleri vardır. Bu arada Halit Yabalak kardeşimizi çok takdir ediyorum. Şu anda biz de yüksek lisans yapmakta, tezini bitirmek üzere. Sanatla ilgili her konuda çalışmaları var. Burada güzel bir ortam açtı. Urart Galeri ve Kafe diye bir yer açtı. Van ve çevresine çok güzel sanat hizmetleri vermekteler. Gurur duyuyorum. Ben tabii ki tanıdığım ve ilk önce sakalına bulunan çok gıcık katsın. Kusura bakmayın biraz. Kalbi çok güzel. Evet. Tanıdıkça yani şunu söyledim. Hakikaten büyük sanatkar, isimli sanatkar olacağına da inanıyorum zaten büyük sanatkar. Ama diyorum ki sanatçıya her şey yakışır, her şeyde bir bahtır. Hoş ver yürü, bu da sana çok yakışıyor hakikaten. Çok da hoşuma gidiyor şu tablo. Bugün alışmadı ama şu da gidip de mesela. Yalnız böyle bir dert çarpıyor hocam. Yani, alınganlığın olmaz inşallah. Hani bu saçları boşa dökmedik diyorsun herhalde hocam, öyle anladın. Çalışsın. Abi ekliyor saçları. Değil mi? Çalışmaktan büyük bir şey. Şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'de en çok ressamların yetiştiği il Trabzon olarak bilinir. Halbuki şimdi en çok ressam yetiştiren yer Van'dır. Bu konuda çok iddialıyım. Göreceksiniz ileride Van çok büyük ses getirecektir. O kadar güzel ressamlar, o kadar başarılı ressamlar yetişiyor ki bunlar Van'a sığamayacaklar ve büyük şehirleri zorlayacaklar. Hocam buna adayları tanımadan önce böyle bir konuşma olsa yani gelişim ama bayağı zaman alır derdim. Fakat bu dediklerinizi çok kısa zaman içinde gerçekleşeceğine ben hiç inanmıyorum. Sağ olun, size katılmadım. Bazı önler var. Buyurun. Kafanıza sığınıyor. Ben işte
işte 2001'de 2010'dan beri ikamet ediyor burada, çeşitli sebeplerle. Ben bunun için o kadar uygun olduğu sözler söylemeyeceğim. Çünkü ben hala ısınmış değilim olarak. Fakat biraz var hani, iyiydi bu ama aklımı ikamet derler. Burada bir şey daha ifade etmek istiyorum. Yani Van'a gelen ağlar, giden ağlar. Tahmin ediyorum siz buradan giderken çok üzüleceksiniz ve çok ağlayacaksınız. Hiç sanmıyorum da o konuda da. Çünkü en son Ankara'ya veya işte İstanbul'a vesaire çok arada turum oldu. Gittiğimde nasıl Van'dan memnun musun diyorum dedim de şu an çok mutluyum. Sadece Van'da olmamaktan ötürü çok mutluyum dedi. Ama biraz önce bir şey diyeceğim. Hani yiğidi vur ama hakkını inkar etme derler. Tabii benim bana çok kötü duygular ve selamlar hiç ağrıyor. Burada yok zaten. Web sitemde şöyle de bir başlıkla yüzeysel sanırım katkım olsun demiştim. Başlığım da şu. Ömrümün 8 senesini çalan tarihi göz bebeği var. Yani bilemiyorum benim burada edindiğim izlenimler hakikaten tarihi göz bebeğiydi. Evet. Sadece Türkiye'nin değil. İnşallah bunu TV'de yapabilecek yönetimlerim. Fakat pek de bu değerin farkında gibi davranılmıyor bana. Bunun tabii çok fazla sebepleri var. Haksız sebep çok var. Ama inşallah yönetimler buraya hakkını verecek şekilde el atarlar. Ben şunu iddia ediyorum. Van'a yeterli önem verilsin, yeterli yatırım yapılsa Van, Türkiye'nin turizm açısından, evet, hayvancılık açısından, evet, kültür açısından, evet. Van son zamanlarda şu dikkatimi çekiyor, doğuda bir sağlık merkezi olma yolunda. Çok doğru. Pek çok açıdan, Türkiye'nin dışarı açıdan en büyük bütünü, en görkemli bütünü olur. Ve çok öylesine de gelir ki, öylesine de gelir ki İstanbul'dan Boğaz'ı çıkarırsak İstanbul'u gözlemleyecek. Ama İstanbul'da Boğaz olduğu sürece tabii dünyanın gözlemleyeceğinden birisi de mutlaka Boğaz'ı çıkarmayacak. Ona da bir itirazımız yok. Bir de ben şunu söylüyorum hocam. Çoğunlukla var dediğimiz zaman işte dertliler mi, kitaplar mı vesaire. Şurada şu var, burada bu var. Bir de Çavuştepe'de seyir, gerek var. Artosu'da şu yetişir, buradaki özellik budur, şurada şu müze vardır, burada şu harabe vardır vesaire bunlar. Taşınmaz kültür değerleri. Kesinlikle çok güzel yanımladınız. Ama bir de taşınak kültür değerleri var sizden gibi hocam. Ve ben burada hiç ummadığım kadar da bilgi insanlar, halkın arasında çok bilgi insanlar tanıştım. Güzel bir tespit. Ve çok okuyorlar. Evet. Batı'daki insanlar çok daha fazla okuyorlar sana efendim. Bunu yani vurgulamak gerekir. Evet, özellikle biliyorum gençlerin de o merakı. Benim bugüne kadar Türkiye'nin belki %70-%80'ini gezdim. Oturdum, kalktım, iş yaptım, yapmıştım. Pek çok yöreye göre, hatta hepsine göre çok daha fazla bir okuma merakı, alışkanlığı var. Bir de kendi kültürüne de biraz sahip gençlerimiz için konuşuyorum. Sahip çıkma eğilimi var. Hocam yanılıyorsam lütfen itiraz edin. Ben şu yaşıma kadar şunu gezdim. Çok da ağrıma gidiyor ama Türk insanı kadar yeryüzünde kendi kültürüne yabancı olan veya kendi kültürünü biten başka topluluk var mıdır bilemiyorum. Bu tarafta kendi öz kültürlerimiz Batı hayranlığı sebebiyle dışlanırken burada özellikle gençlerimiz çok hayretler içinde kalıyoruz. Genç kızlarımız var müzik bölümünde. Geliyorlar burada işte aşıkların çalıp söylemesini ilgiyle izliyorlar. Bu çok güçlü nokta olduğu için bu örneği veriyorum. Bu gençlerin hepsini de kendi kültürümüze sahip çıkacağını inanıyorum. Şimdi çok üst düzey. Size şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Van 10 bin yıllık belki daha fazla tarihi olan bir kent. İstanbul'un belki bir zamanlar çok daha gelişmişliği az olan bir yerdi. Ama Van süper gelişmişliği olan bir kentti. Şimdi zaman içerisinde bu Van ilinde birçok medeniyetler, birçok kültürler geçmiştir. Bunlar elbette ki bana çok büyük katkıları olmuştur. Şimdi bizler üniversite olarak
sizler aydın kişiler olarak ve bu işi araştıran kişiler olarak elbette ki hepimizin sorumlulukları vardır. Şimdi burada bir yeniden yapılanma, yeniden bir kültür faaliyeti, yeniden bir araştırma faaliyetleri başlamıştır. Hatta zaman zaman çok güzel açıklamalarda bulunurlar. Fan külliyatıyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Ve her alanda, her sahada çalışmalar yapılmaktadır. Şimdi bütün mesele üniversite, halk ve sizin gibi aydınlarımızın bunları ortaya çıkarıp Van'ın gerçek kültür değerlerini, gerçek o katmanlarını, medeniyetlerini ortaya çıkarmak, Vanlı'ya bunu tanıtmaktır. Şimdi sıradan vatandaş tabii ki bunları araştırmakta zorluk çekebilir. Vakti de olmayabilir. Ama bizlere düşen görev bunları araştırmak, bunları halka tanıtmak ve yeniden bu yapılanmayı sağlamaktır. Onun için diyorum ki Van bir süre sonra öyle bir şekilde gündemde olacak ki şimdiki söylendiği gibi efendim işte herkesin yani gitmek istemediği bir yer olarak düşünebilirler. Ancak bunlar tamamıyla izole edilecek ve tamamıyla bunlar da yok olacak ve Van'ın gerçek çehresi yeniden ortaya çıkacaktır. O zaman birçok ülkelerce, birçok illerce yeniden burası cazip bir kent olarak gündeme gelecek ve burası bir araştırma konusu olacaktır. Van eskiden bir İstanbul kadar kıymetliyken yeniden bir İstanbul olacaktır. Ben buna inanıyorum ve kesinlikle olacaktır. Hocam ben de inanıyorum. Yalnız şöyle diyeyim. Van burada bence Van'ın fazla rağbet görmemesi Van'dan bir şey eksiltmiyor. Rağbet göstermeyenler utansın diyeyim. Yani inşallah fark ederler. O ayrı. Başkalarının çok fazla farkına varmasına da Van'ın ihtiyacı da yok. Çünkü Van ortada var. Şimdi benim şu yaşıma kadar edindiğim izlenimler, birikimlerin sonucunda vardığım sonuç, yani ilim de, sanat da, bilim de hepsi doğudan olmuş, evet. Doğudan yazılmış. Özellikle 13. yüzyıldan itibaren de, 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'dan Batı'ya yayılmış. Ve daha ilerleyen zamanlarda sohbetlerimiz olur inşallah. Öyle anlıyorum ki Batı'nın çok büyük başlıklarla, konularla kendine mal ettiği her türlü gelişmiş sanatının altında Anadolu'dan apartmalar, çalmalar, hırsızlıklar var. Ben burada biraz ileri gidiyorum, altınıza sığınıyor. Bunları da her ortamda ispatlayabilme şansımız var. Tabii sizlerin de desteğiyle. Çünkü bu da bir gerçek. Şimdi tabii konu Van'dan açtık. Hep Van'dan bahsediyoruz. Bu kadar olayda burada bunları yaratanlar sonuçta insanlar. Bu insanlar da bir yerlerde yaşıyorlar. Tabii bir dağda bayırda değil, bir çatı altında yaşıyorlar. Evet. İşte o yaşadıkları çatı altında, çatıların da son zamanlarda da olsa zapt altına işliyse bir genç arkadaşımız tarafından alınmış. Afşar Bey'in yendim. Evet. Ben bundan çok çarpıldım. Ben biraz önce de röportajın başında bahsettim kısaca. Diyorum ki Afşar durdurdu. Kalkmış gelmiş bana ve Van üzerine belgesel halinde sanatla birleştirerek aktarmaya çalışıyor. Çatır açısını yapmaya çalışıyor. Ben Ankara'lı, Burhan bir tane. Ben kalkmış gelmişiz. Bu kızı Asperka'dan bana. Kalkıyorum bunun farkına varıyorum. Aman Afşar kardeşimizi yazmam diyorum. Bunu bir şeyler geriyelim. Ondan sonra sizinle görüşüyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Burada olmamızın önemini çok son derece takdir edebiliyorum. Ve siz de kalkmışsınız Elazığ olarak. Bir Ali hocamız olarak Van'da bana hizmetlerini saygı veriyorlar. Ben annelerden bahsedildim de çok büyük dünyanın büyük mimarları olduğundan bahsettim. Çünkü insanı yetiştiriyor. Ama o temelleri atılan binayı da insanı bina olarak koruyacak olursak gelişmesini ve sizler sağlıyorsunuz. Tabii ki annelerden hemen sonra da ben öğretimcileri görmüyorum. Ama çok daha ilerleyen zamanlarda hani yapının babası çıkıyor vesaire ama bir de onun işlenmesi var. Onun yapısının değerini de kazanıyor. O ince işçilikleri oluyor yani.
İşte o ince işçilikler de zannediyorum ki yanılmıyorsam sizler veriyorsunuz. Yapabilirsiniz bilemiyorum. Biz tam ile bu sorumluluğu duyuyoruz. Kendimizi bunun için yetiştirdik. İyi ki de bizleri yetiştirmişler. Bizler de bu sorumlulukla Van'da görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Halit arkadaşımız, Mehmet arkadaşımız, Avşar arkadaşımız ve birçok arkadaşlarımız bunun da tam da sorumluluğu bilincinde ve bu memlekete, Van iline ve bu Van Gölü havzasına hizmet vermek için büyük bir gayretin içerisinde. Bunu ben gördüğüm vakit gerçekten çok mutlu oluyorum, çok heyecanlanıyorum da. Bu heyecanı siz de bir katta bulunuyorsunuz. Evet. Çalışıyoruz inşallah. Düşüncelerimizi biraz daha bağda geçen zamanımızı boşa bulabilmesi için bunu sarf etmeye çalışacağım. Biz sizlere de teşekkür ediyoruz. Hocam, beni Van'dan bahsettik. Buradaki özümüz aslında Avşar'ın bu çabukasıydı, Van evleriydi ama herhalde güzel bağladık. Çalışırdım burada. Yapanlar, insanlar, buralarda yaşayan insanlardı. Oraya onun sohbet faslını, maneleri konusunda veririz ama hocam siz çok tevazu olarak kendinizden fazla bahsetmediniz. Sizinle olan yanına televizyon röportajları var, yanına uluslararası kanallarda yaptığınız programlar var, yanına sergileriniz var. Ve hepsinden de önemlisi, hani var 100. yılda çağırdığınız gibi örnek buldunuz ama özellikle Van 102 yıl için verdiğiniz örnekleri bir sıcaca olabilir miyiz? Oradan başlasak. Siz biraz da diğer yönlerinizi yatalayıp izin verirseniz sonra bir Mehmet arkadaşımızla da kısa bir sohbetten sonra bu konular üzerinde sohbet ortamına röportaj yerine sohbete geçelim. Benim burada şu 16-17 senedir Van'a verdiğim sanatsal hizmet meyvelerini çok iyi bir şekilde verdi. Şimdi hocaların ve öğretmenlerin günlük planları olur ve yıllık planları olur. Onlar hep planlarını yapar, hemen anında sonuç beklemezler. Öğretmenler, eğitimciler planlarını ancak 10 sene sonra, 20 sene sonra karşılanır. Ben biraz daha erken aldığıma inanıyorum. Yani çiftçi bile bir şeyler ekiyor, işte sezonunda ya da hemen en fazla bir sene içinde. Evet. Şeyi verileri toplayabiliyor. Evet. Evet, sizin şimdi çalışmalarınız, yatırımların sonucu ancak onlu senelerden sonra verir. Evet. Şimdi bunu ben tabii çok keyifle izlemekteyim. Halit arkadaşımız sergisini açtığında, Mehmet Göktepe sergisini açtığında, birçok arkadaşlarımız sergisini açtığında, bir arkadaşımız olarak Avşar arkadaşımız da sergisini gördüğünde bunları çok mutlulukla, sevinçle izliyorum. Bazen diyorum ki ben görevimi yaptım. Şimdi genç arkadaşlarımız bu sanatsal görevlerini devam ettirmektedir. Bazen bakıyorum şöyle, Van'da milli eğitimde çalışan resim öğretmenlerinin hemen hemen %90'ı benim öğrencimdir. Bunda çok büyük bir gurur duymaktayım. Bazen Cumhuriyet Caddesi'nde gezerken adım başına selam aldığımda doğrusu bir sanat eğitimcisi olarak bundan çok gurur duymaktayım. Ve çok sevmekteyim. Her eğitimcinin de beklediği budur. Bu sonucu gördüğünde tabii ki iftihar ediyorum ve seviniyorum. Hocam, yine ben asıl öğrenmek istediğimden biraz mahrum kaldım. Şimdi bildiğimiz kadarıyla bırakın resimle ilgili kısmı, müzikle ilgili bina ama aynı binada mısınız? Bizim Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü binası iki ana bilim dalından oluşmaktadır. Müzik eğitimi ana bilim dalı ve resim iş eğitimi ana bilim dalı. Fakat bunlar iki kardeş ana bilim dallarıdır ve fevkalade başarılı, fevkalade güzel çalışmalarıyla çevrelerine örnek olmaktadırlar. Üniversitenin bütün sanatsal etkinliklerinde bulunmaktadırlar. Sadece üniversitenin değil, birçok çevre illerin, ilçelerin birçok sanat etkinliklerinde yetişmektedirler. Bu da çok gurur verici bir şeydir. Aynı bina ya da yakın binalar içerisinde mi öğretim veriliyor yoksa ayrı ayrı binalarda mı? Ayrı. İşte. Tabii arada bir koridor vardır. Farklı farklı odalarda, farklı farklı atölyelerde
sanat eğitimi verilmektedir. Ama sizin o yapıların da herhalde neredeyse her sanat kategorisinde ayrıca emekleriniz var. Yani çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Şimdi bizler az önce ifade ettik. Mehmet Göktepe'lerle ilk eğitimimize başladığımızda çok zor şartlarda bölümü bir tabure, bir sandalye veya bir masadan oluşturmuştuk önce. Sonradan birçok araç gereçlerimizi alarak geliştirdik. Yıllar içerisinde bir binamız oldu. O binanın da santimetre karesinde benim emeğim vardı diyebilirim. Her santim. Evet, o dönemlerde bize yardımcı olan rektörümüz, yöneticilerimiz, onlara çok teşekkürler ediyoruz. Bize dediler ki nasıl bir bina istersiniz? Ben de o zaman hem bölüm başkanıydım hem dekan yardımcısıydım. Dolayısıyla bizim tüm isteklerimizi yerine getirdiler. Bugün resim iş eğitimi ana bilim dalındaki atölyeler ve odalar Gazi Üniversitesi'nde yok. Bizim müzik bölümdeki bireysel odalar akustik düzenleri o kadar güzel ki yine diyebilirim Gazi'de öyle odalar yok. Gazi'de gelen hocalar veya İstanbul'un birçok fakültelerinden gelen hocalar buraları gördüklerinde şaşırmaktalar. Yani Van'da böyle yerler var mıydı? Halbuki biz övünüyoruz gerçekten, yani haklı olarak övünüyoruz. Çok güzel hizmetler oldu ve çok güzel ortamlar oluşturuldu. Bunlar tabii Van ve Vanlar için, bu çevre için. Hocam biz de her ne kadar Vanlı değilsek de minnettarız size ve çok teşekkür ederiz. Şöyle diyeyim, ben işte geçen sene Ankara'ya gittiğimde babamın teyzesiyim. İşte teyzemiz Üzüde Karaoğlan. Üzüde teyzemiz var. Eğitimci kendisi de. İlkokul öğretmenliğinden işte müfettişliğine kadar yaptık. Çok yaşlanmıştı. Van'la ilgili konuyu açtığımızda öyle şeyler anlattı ki hayretler içerisinde kaldım. Çok genç kızdıklarında büyük yokluklar, büyük yoksulluklar altında doğuda karış karış gezmişler. Ve buraları neredeyse Van'ın çevresine hala çok net hatırlıyor. Evet. Eskiden neler olduğunu, nasıl olduğunu ve şimdi o İnsanlık hani birbirinin devamı, dolayısıyla insanların yaptıkları da birbirinin devamı. Evet. Tabii onların koyduğu taşlar var. Sizin inşaatlarınız da o taşların üzerine devam etmiş. Çok hızlı ve gelişerek devam etmiş. İnşallah işte Mehmet kardeşlerimiz, Mehmet Göktepe ve Halit Kemal'ın arkadaşımız ifade etsinler bakalım. Onlar da bir şey söyleyeceğim. İnşallah hızlıca devamını sağlayacaklar. Evet. Yeni kuşaklarda, evet. Ben araya gireceğim. Şimdi biz yüksek lisans tabi ders alıyoruz, sanat sosyolojisi. Orada farklı yapılar, iklimler ve sanata etkisi üzerine bir ödev hazırlamıştım. Şimdi Ali Hocam konuşurken de bunu sürekli duyduk. Kent, yani bir yere şehir demek, il demek ayrı bir durum oluşturuyordu. Kent kelimesini sürekli kullanıyordum. Hakikaten o kent nasıl bir yerde, içinde sanatsal etkinlikleri yapıldı, okur yazarlığı dediğiniz gibi oldu. Sosyal aktivitelerin, kültürel etkinliklerin yoğun bir şekilde yapıldığı yerler kentte şekilde. Diğerleri il ve şehir olmakla belki zorunlu olarak öyle kalıyorlar. Ali Hocaman'ın bir kent olmasında hakikaten bize o kent olma sürecinde neler yapmamız gerektiğini sanatsal olarak tümünü derslerde bile veriyordu ve biz ben naçizane yeni bir öğrenci olmama rağmen Ali Hocam'ın dediklerinin tamamının Van'da bir kent atmosferi olduğuna ve onun yaşanacağına olan inancım artıyordu. Onun için de ben teşekkür edeyim. Ya. Ali Hoca sürekli bizi söylüyor. Aradan söylenmiş olsun. Hocam, nasıl olursan inşallah çalışmalar, köylüklerimizin dışında geliştirme olarak yapılır. Hani sade varlık denizler ya, denizler ya, hocam böyle bir denizler ya açmak ve çok incelemek gerekir. İnşallah yapacak profesyoneller çıkar. Biz Mehmet arkadaşımızı yapsak sonra da biraz avşarın resimleri ve avşar üzerine çok iyi olur. Bizimize olursak
Evet canım, şimdi sen kendini tanıt sonra. Nerede doğdun? Kaçlarında? Van doğumluyum. İşte Van'da çalışıyorum. Şu anda Zincir Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi'nde araştırma görevi yapıyorum. Ali Hocam'ın Van'a gelmesi de sanat hayatını başlamış oldu. Böyle bir çalışmalarım etkisi çok herhalde. Evet. Etkisi çok herhalde. Yani tabii sohbetlerimizde de adı çok sık geçiyor senin olan sohbetlerin. İlk hocamız yani bizi yönlendiren, seçti. Doğruyu bulmamızda bizi sürekli etkileyen, konuşlayan hocamız. Yani mesleğinizin mimarlarından ya da en önemli mimarlar. Ali Hoca ile başladı. Ali Hoca ile birisi. Yavadan devam ediyor işte. Hocamız Sevecen tarafı da çok fazla. Mehmet Göktepe çok başarılı bir öğrenci ve halen çok başarılı bir sanat eğitimcisi. Çok iyi bir deseni var. Çok da disiplinli. Çok disiplinli çalışıyor ve haleti hiç kurmayan ressamlarımızdan. Yani disiplinli öncesinde bile çalışkanlık ediyor. Süper çalışkan. Şimdi inşallah tekrar sizler de hatırlatmak için ben sadece Van değil, ben herkesi tanıtıyorum, Van bilmiyor da Van'da bize de böyle tecrübeliyim mi var? Ayrıca konuşuruz. Şimdi biz konuyu hapşanın resimlerine getirirsek ve ben getirmesek de çünkü kendi aramızda çok güzel gidiyordu, hiç eleştirmesek böyle. Bir şey diyenler var ya. Yani hocam, önce size şöyle yani umut var mı? Geleceğe yönelik Afşar, yoksa Afşar bu kadar da kalır mı? Afşar bir kere pastel boya tekniğini çok güzel uyguluyor. Pastel tekniğini birçok ressamda uygular. Eline boya alan ve pastel tekniğini yapan, pastel boya alan herkes pastel tekniğine resim yaptığını zanneder. Ama Afşar pastel tekniğiyle o kadar güzel kompozisyonlar üretmekte ki fevkalade başarılı. Çünkü pastel tekniğindeki o boyanın kendine has dokusu ve kağıt üzerindeki o dokuları bulmadaki başarısı onun fevkalade bir ressam olduğunu da ispatlamaktadır. Şimdi Van'da pastel tekniğini bu kadar güzel uygulayan bir ressamı bulmak da gerçekten beni şaşırttı. Türkiye'de pastel tekniğini çok iyi bilen ressamlar var. Mesela bir Fethi Arda, ünlü ressamlarında, akademide çok başarılı birisi. Rahmetli oldu. Pastel tekniğini Afşar'da da çok başarılı buldu. Ve Van'da pastel tekniğini tahmin ediyorum bu sergisiyle epey insana, epey ressam çevrelerine veya sanat severlere yansıttığını ben tahmin ediyorum. Keşke bu sergileri devam ettirebilse. Şimdi Afşar'ın kardeşimiz çok güzel pastel tekniğine resimler yapmakta ama yağlı boyalar da çok güzel. Ben gördüm onları. Fevkalade başarılı. Yani bizim velut ressam tabir ettiğimiz kişilerden birisi süper böyle çalışan ve süper de çalışmalar ortaya koyan bir arkadaşımız. Yetenekler iyi. Yani ben tabii resim için bir şey diyemiyorum. Aslında müzeyde yetenek harbiyeti varsa ama ben geçen gün ufak bir sohbette bulundum kendisiyle. Ne ifade eder bilmiyorum ama tabii hepsini birden çok zaman ayırmak lazım. O da mümkün değil. Birini yönlendiği zaman diğeri bilmeyen çalmasız da gerekiyor zamanda. O da uykusundan ya da uykudan bir mesleğinden bir varlığında. Tabii ki hangisini de daha hızlı büyüdüklerini, hangisini de daha güçlü. On parmağında on marifet arkadaşımız. Bu resme ağırlık verdiği takdirde işte hatalı bir seçim yapmış olmazdı. Biz çok memnunuz. Çok memnunuz. İnşallah devam ettiririz. Buna ben araya şöyle girmek istiyorum. Hocam böyle çok uygun şeyler söyledi. Sağ olsun. Eksik olmasın da. Tabii ben yağlı boyayı çok iyi bilmedim. Pasteli ne kadar iyi bildiğimle tartışılır. Yağlı boyayı hemen hiç bilmedim. Kendisini ifade etmiştim. Sergi koymadım ama kendisinin eleştirisini sunduğum resimlerde renkle ilgili, renk kuramıyla ilgili oldukça yapıcı eleştirileri oldu. Onu da söyleyeyim. Yani eksiklerimi de gayet yapıcı bir şekilde dile getirdi. Yılların eğitimci değil, sanatçı egosuna yakın mesela sanatçı psikolojisini tanımasından dolayı eleştirilerini de gayet yapıcı bir şekilde sundu. Ondan da çok
yararlandığımı söyleyeyim. Ondan aldığım ışık ve ilhamla çalışmaları düzelteceğim. Yağlıboya çalışmalarını düzelteceğim. Eksikleri gidereceğim. Zaten yapmaya da başladım. Yani gördüğünüz 70'e 100 resmi. Mesela evde çalıştım 5 saat üzerinde. Çok başarılıydı oradan. Ben yani çok takdir ettim. Bayağı eksikleri vardı ama hocamız sağ olsun kırmadan, dökmeden onları ortaya teşvik koyunca ederek, tabii teşvik evet. ettiği için çalışma şekli kırılmadan onları da şey yaptık. Keza anladığım kadarıyla Göktepe hocam da şey yapacak da konuşacak. Bu tavrını anladığım kadarıyla öğrencilerine de aşılamış ki Mehmet hocamla muhabbetimiz daha sık olabiliyor, daha sık bir araya geliyoruz. Aynı tavrı, aynı yapıcı eleştirel tavrı onda da gördüm. Bu açıdan kendilerine şükranlarımı sunuyorum ben. Bu yapıcı eleştirel tavrılarından dolayı. Ve sergiyi bir okul haline getirdikleri için de kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü insanın... Çok yararlı oldu. Kesinlikle yani ben sergiyi resim öğreticileriyle, sanatçılarla bir buluşma, bir eğitim vasatı, bir eğitim ortamı olarak görüyorum. Keza Sıddık'lar, ondan sonra bunlar yani Sıddık ve arkadaşlarıyla da bir araya geldiğimizde onların da eleştirilerini sizinkiyle paralel olduğunu Sıddık çok eski mezunlarımızdan, evet. Çok başarılı bir ressam, o da Vanlı'dır. Sizin öğrencilerimizden. Yine öğrencilerimizden. Fakat bu arada Halit Yabanat arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Böyle Urart evet. Galeri Kafe gibi bir yere açarak Afşar gibi arkadaşlarımızı ve bizleri burada birçok sergilerimizi açarak halka evet. ve birçok sanat çevrelerine, sanat severlere tanıtmaktalar. Kendileri bu yönden çok teşekkür ediyoruz ve kutluyoruz yani. Van'da güzel bir hizmet vermekteler. Hocam şimdi konuyu biraz dağıtacağım ama gel böyle özellikle hobi olarak, merak olarak, yakınlanma yarışlarına falan sevgili olmakla birlikte. Şimdi insan önceler ne kadar antrenman yaparsa yapsın. Evet. Yarışın içinde aldığı, kazandığı tecrübeyi antrenmanlar sırasında alamıyor. Niye? Yarışta işte yollar tutuluyor. Yani onlar merak. Sıkı gideceksin özel etaplarda. İşte normal etaplarda zamanla ilgili kullanacaksın, basmayacaksın, yerde gideceksin, yerde kalmayacaksın. Öyle bir şey ki, geç kaldığınız zaman bir dakika ceza alıyorsunuz, ileri gittiğiniz, erken gittiğiniz zaman iki dakika ceza alıyorsunuz. Yani kontrol mekanizmasının gelişmesi gerekiyor. Dediğim gibi, yarışın kendi içinde aldığım tecrübeyi piyasada, yollarda 1.300.000 kilometrenin üzerinde kilometre ama hiçbir yerde alamıyoruz. Şimdi öyle şeyler anlattık ya Avşar Hocam sohbetlerimizde sergilerin hakikaten büyük faydası oluyor. Bu sergilerde aldığımız eleştiri bizim yarışta kazandığımız tecrübe gibi oluyor. O tecrübe anlatmakta olmuyor veya şeyde olmuyor, antrenmanla falan olmuyor. İşte buradaki o eleştiriler Avşar gibi inşallah daha başka arkadaşlarımızı da kazandıracaktır inancındayım. Evet. Avşar gibi arkadaşlarımızın sanat yapılanmasında, gelişmesinde her birileri birer tuğla, birer haç koymaktalar ve ileride arkadaşım da ifade ettiği gibi Halit'in kendi ileriki güzel düzeyinde her birileri birer gayretleri olarak görülecektir. Bunlar tabii ki unutulmayacaktır. Şimdi insanlık bugüne birden gökten zenginlenip gelmedi. Evet. Milattan öncesinden başlayalım. Oradan itibaren insanların yaptıkları üzerine bir şeyler yüklere ekledi. Artık biz bugünlere geldik. Mutlaka bundan sonrasına bir geçmişin taşınması için, geliştirilmesi için bu arkadaşlarımızın koydukları her bir taşı, bir yapı taşı olarak görebiliriz. Mesela hocam biz olursa bir kahve söyleyelim. Çayınız da kaldı. Çok hani teşekkürler. Güzel çok teşekkürler. Allah'tan Vanlı değilsiniz de onun için idare ettim. Ben Vanlılardan daha çok Vanlı oldum. Abi, bir şey söylemek istiyorum. Bir Vanlı'ya en büyük zulüm evet. onu çaysız bırakmaktı. Onun için çayı çok seviyorum. Hocam affınızı sığınırım çünkü bir bardak çayınızı içip dedik. Evliya. Kahvelerimiz nasıl olsun hocam? Çayınızı kahve su alacağım. Evliya şöyle bir